Evet, değerli öğrencilerimiz, bugün de fizik dersinin 5. dersiyle birlikteyiz. İlk derslerimizde dairesel hareketleri okuduk 1. bölümden. Şimdi cahalık devam ederek bu konumuz üzerine. Bildiğimiz gibi dairesel hareketlerde birkaç tane değişken var idi. Açısal yer değişim, açısal hız, açısal ivme ve birkaç tane kuralımız da var idi. Sabit ivme kuralları olarak adlandırmıştık. Cahalık indi, bakalım eğer teğetsel ivme ve merkezi ivme birbirleri üzerine dik olduysa hangi kurallar ortaya çıkar? Bildiğimiz gibi teğetsel ivme ve merkezi ivme birbirleri üzerine dik dilercesini derslerde açıkladığımız gibi burada da bu konunun detaylı olarak anlatmaya çalışırız. Burada gördüğünüz gibi bir kuralımız vardı. Bu kuralın ismi A toplamdı. Yani toplam ivme demektir. Toplam ivme. Toplam ivme neyi gösterir bize? İki değişkenin birbiri üzerine dik olduysa Pisagor kuralı ortaya çıktığını bize gösterir. Yani aralarında 90 derecelik bir açı olduğu için bir üçgen ortaya çıkır. Bu üçgende de açıları bulmak için Pisagor kuralını kullanılır. Bir dairede dedik AC ve AT'miz vardı. Yani merkezi ivme ve teğetsel ivmemiz vardı. Bu ikisi birbirleri üzerine dik oldukları için bu kural ortaya çıkar. O kuralımız da nedir? Pisagor kuralıdı. Asıl kuralımız A kare eşittir AC kare artı AT kare. Ama A karenin kare kökünü aldıysak bu kural ortaya çıkar. A toplam ne demektir A toplam? Yani toplam ivme. Bu iki ivmenin birbiri üzerindeki etkisini gösteren toplam ivmedir. A toplam eşittir karekök altında AC kare artı AT kare. Bir de tabii açımız vardı. Açıyı da bulmak için bu kural kullanılır. Theta eşittir tan eksi 1 AC bölü AT. Theta eşittir tan eksi 1 AC bölü AT. Yani merkezi ivme bölü teğetsel ivme. Bu 1. bölümün 2. kısmının sonuydu. Cahalık indi 3. kısmımıza. 3. kısım bilmemize dairesel hareket nedenlerini gösterir. Yani hangi değişkenler asıl etkendi dairesel hareket oluşmasında? İlk etkenimiz tabii ve en önemlisi merkezi kuvvetti. Merkezi kuvvet bildiğimiz gibi merkez kelimesi olduğu için merkeze doğru olan bir kuvvetti. Ve bu kuvveti elde etmek için bütün dairesel hareket değişkenlerinin birleşmesi lazımdı. Ne için? Açısal yer değişim, açısal hız, açısal ivme ve tabi teğetsel ivme, merkezi ivme bir de teğetsel hız. 5 tane değişken okumuş, 6 tane değişken okumuştuk. Bu 6 tane değişkenin birleşimi sonucunda merkezi kuvvet ortaya çıkar. Kuvvet olduğu için de Newton'la ölçülü. Ve Elçiden 11. sınıfta hatırlarsanız bu kuralları almıştık. Fg eşittir m çarpı g, f eşittir m çarpı a. Bu iki kuralı almıştık. Bunlar ne kuraldı? Newton'un çekim kuralı, bir de Newton'un ivme kuralı. Newton'un hareket eden cisim ivmesi kuralı. Cahalık aynı kuralı burada kullandık. Nerede kuralımız? Fc eşittir m çarpı ac. Yani merkezi kuvvet eşittir kütle çarpı merkezi ivme. Buna dikkat edin. Burada ac'de, burada fc'de. Yani ikisi de merkezle alakalıdır. O yüzden direkt fc neye doğrudur yönü? Merkeze doğrudur. Bu asıl kuralımızdı. Merkezi kuvvetin asıl kuralı. Ama biz geçen derslerde aldığımız için AC'nin iki tane kuralını almıştık. Birisi VT kare ile olan ilişkisidir, birisi de W kare ile olan ilişkisidir. Eğer geldiysek bu iki kuralı buraya yerleştirdiysek birer birer ne ortaya çıkar? FC'nin de iki kuralı ortaya çıkmış olur. Onlardan bir tanesi FC eşittir M VT kare bölü R. VT kare bölü R ne? Geldik. Burada yerleştirdik AC yerine. İkinci kuralımızda FC eşittir M çarpı R çarpı W kare. Cela bu değişkenler üzerine FC dedik merkezi kuvvet, M kütledi, VT kare de teğetsel
hızın karesidir. R de tabi yarı çaptı. Dairede yarı çap. İkinci kuralımızda FC, yine merkezi kuvvet eşittir kütle M'dir. Bir de yarı çap R'dir. Ve sonunda da açısal hız karesi bulunmaktadır. Bu merkezi kuvvetle ilgili olan kurallarımız bu şekilde sıraladık. Gəlin, bir sorumuz vardı. Bu soru nedir bilanıza? Dedi, merkezi kuvvet neye bağlıdır? Merkezi kuvvet neye bağlıdır? Eğer bu birimlere baktıysan, bu kuraldaki değişkenlere, oradan coğrafik ediyarı birincisi kütleye bağlıdır. Ondan sonra hıza bağlıdır, bir de yarı çapa bağlıdır. Çünkü her ikisinde de hem kütle var, hem yarı çap var, hem hız var. O yüzden diyarı merkezi kuvvet kütleye bağlıdır. Hıza bağlıdır, bir de yarı çapa bağlıdır. Tabi hız da teğetsel hız olarak adlandırabilirler bunu. Gene başka bir soruya. Bu soru tabi yine geçen yıl 11. sınıfta okuduğumuz bir kuraldı bu. Sürtünme sabitleriyle ilgili olan bir kuraldı. Bu kuralı geçen yıl almıştık. F eşittir mu çarpı Fn. Yani sürtünme kuvveti eşittir sürtünme sabiti çarpı normal kuvvet. Sürtünme sabiti. Yine cahalık bu yılda sorularımızda kullanmaya bu kuralı. Örneğin eğer böyle bir soru geldiyse özümüze değilse yatay yolda dönen bir arabanın merkezi kuvvet kaynağı nedir? Merkezi kuvvet kaynağı nedir? Yese mu eşittir yani sürtünme sabiti eşittir. Vt kare böyle r çarpı g. Buna benzer sorular görebilirsiniz. Şerde hocayla yatay yolda dönen araba olsun. Eğer içinde sürtünme sabiti var ise o zaman bu kurala benzer bir kural kullanmak. Mu sürtünme sabitidir. Eğer içinde sürtünme sabiti olduysa soruya kadar burada mesela görüşmüyor. Ama kitapta verilen sorularda bilhassa sürtünme sabitinin beraberinde vermiş olur. Canlı indi merkezi kuvvet üzerine bir soru çözmeye. Örnek 1H. Kitabımızda baktıysanız. Örnek 1H bakalım ne diyor? Diye bir pilot uçağıyla 30 metre bölü saniye teğetsel hızla yarı çapı 100 metre bir çemberde dairesi hareket yapmaktadır. Yani bilmemize ne verip? 30 metre bölü saniye VT verip. Ondan sonra yarı çap verip bilmemize 100 metredir. Dire bu şekilde uçmaktadır dairesel bir hareket yaparak. Uçağın dairesel hareket etmesini sağlamak için 635 Newton'luk bir kuvvete ihtiyaç duyduğumuza göre pilotun kütlesi ne kadardır? Dire bu dairesel harekete devam etmesi için ne ihtiyacımız vardı tabi? Bir kuvvete ihtiyacımız vardı. O kuvvetin de miktarı 635 Newton'du. Eğer bu kuvveti de sağladıysak ne istirbilemizden pilotun kütlesini bulgun edilbilemizden M istirbilemizden bu soruda. Gəlin ilk önce değişkenler yazarak dedik örnek 1H'de değişkenlere baktıysak ilk önce VT'miz var eşittir 30 metre bölü saniye ki soruda verilbilemize R var 100 metredir. Bir de FC eşittir 635 Newton. 635 Newton. Bir de neyimiz vardı? Kütle. Kütlenin de istir bilmemizden kütleyi bulmaya çalışırız bu kuralda. Devam edelim çözüm üzerine. Burada cellak kuralımızı yazarak. Bakalım kuralda neyi verebilmemizi ve neyi istir. FC eşittir MVT kare bölüre. Tabi burada demiştik iki kuralımız vardı FC'nin. Hangisini kullandığımızda nasıl karar veririk? Soruda verilen ya da istenene göredir. Eğer VT verilmişse ya da istenirse o zaman birinci kuralı kullanırız. Eğer açısal hız verirse, W verirse ya da istenirse o zaman ikinci kuralı kullanırız. Dedik FC eşittir MVT kare bölü R. Bu kuralımızdır. Tabi ama bakalım hangisini istiririz? FC'ni verilmemize. Kütleni istiribilmemizden VT'ni de verip bir de R'yi de verebilmemiz. O zaman cahalak bu kuralın
yerini değiştirir, şeklini değiştirir çözüm bulmak için. Deyirik, mə eşittir, fə, c, çarpı, r, bölü, f, t, kare. Mə eşittir, fə, c, çarpı, r, bölü, v, t, kare. Tabi kuralın şekli değiştirdiği için değişkenlerin yeri de değişir. Gəlin, rakamları yerleştirir. F, c dedik, eşittir 635 newton. Burada yerleştirdik. R de verip 100 metredir. Bir de TCL hızı verip 30'ın karesini çıxardır burada. M eşittir 70.6 kilogram sonucuna ulaşırıq. Tabi bu kütləyi bulduq burada. Pilotun kütləsini bulduq. Bu dairəsi hareketi yapma sonucunda sahip olduğu kütləyə ulaşdı bu şekilde. Burada önemli olan noktalar neydi? İlk önce hangi kuralı kullandığımıza karar veririk. Ondan sonra birimlere de dikkat etmemiz lazımdır. Birimler eğer metre bölü saniye ile dövcüsü çevirmemiz lazım. Mesela kilometre bölü saatle verilirse her zaman metre bölü saniye çevirmemiz lazım. Burada kilometre ya da santimetre ile verilirse yine metreye çevirmemiz lazımdı. Bu birimlere dikkat etmemiz lazımdır bu örnekte. Devam ederek gəlin ikinci değişkenimize ya da ikinci kuvvetimize dairesi hareketi oluşturan kuvvetler üzerinde. Onlardan bir tane, onlardan da nerede günü kuralımız var? Newton'un genel çekim kanunu. Newton'un genel çekim kanunu. Aslında biz geçen yıllarda çekim kuvvetini okumuştuk. Ama okuduğumuz çekim kuvveti kuralı sadece bir cisim içindi. Burada cahillik bir cisimden fazla olduysa aralarındaki çekim kuvveti nasıl olur? Örneğin biz dünyanın çekim kuvveti olduğunu bilirik. Ama aynı zamanda güneşin de çekim kuvveti vardı. Bu ikisinin birbiri üzerindeki etkisini ölçmek için Newton'un genel çekim kanunu kullandık. Dedik, eğer bir cisimimiz olduysa, edebilirik onun çekim kuvveti nasıl bulalım? Fg eşittir m çarpı g olarak bulduk. Yani Fg çekim kuvvetidir, eşittir kütle çarpı çekim ivmesi. Çekim ivmesi de G, 9.81 metre bölü saniye karedir. Şimdi canlarımızın asıl konumuza, eğer iki cisim arasındaki çekim kuvvetini bulmak istediysek, buna diyorlar Newton'un genel çekim kanunu. Buna dikkat edin, ismi Newton'un genel çekim kanunudur. Fg eşittir, çekim sabiti G, M1 çarpı M2, yani birinci kütle, birinci cismin kütlesi çarpı ikinci cismin kütlesi böyle yarıçap kare. Yani aralarındaki uzaklık, uzaklığın karesi. Tabii bu G ile bu G'yi karıştırmayın, haberiniz olsun. Bu çekim ivmesidir, bu genel çekim sabitidir. Çekim ivmesi küçük G 9.81 metre bölü saniye karedir. Ama genel çekim sabiti eşittir 6.673 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton metre kare bölü kilogram karedir. Bu sabitlere dikkat edin, karıştırmayın siz birbirine. Dedik, Fg çekim kuvvetidir, G çekim sabitidir, M1 birinci cismin kütlesi, M2 ikinci cismin kütlesi ve R karede yarıçapın karesidir. Birkaç tane notumuz vardı. O notlardan bir tanesidir. G çekim sabiti de genel çekim sabiti eşittir 6.673 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton metrekare bölü kilogram kare. İkinci notumuz nedir? Newton'un genel çekim kanunu ters kare kanunu olarak bilinir. Bu çok önemli. Haberiniz olsun bu not. Çünkü bu sınavda cariptir. Nedir bilmemize? Newton'un genel çekim kanunu ters kare kanunu olarak bilinir. Ne demek ters kare kanunu? Bakın, harada kare vardı. Burada R karedir. Ve R bölümün altındadır. Bölmenin altındadır. Bölmenin altında olduğu için yani Fg ile R ters orantılıdır demektir. Ters orantılı. Yani eğer R artıysa, yarıçap artıysa Fg azalır. Yarıçap azaldıysa Fg artar. O yüzden ne diyor? Burada Newton'un genel çekim kanunu bu kanunun tümüne ne diyorlar? Ters kare kanunu olarak bilinir.
Bunun üzerine bir soru da vardı. Sorumuz ne diye? Neden Newton'un genel çekim kanunu ters kare kanunu olarak bilinir? Neden Newton'un genel çekim kanunu ters kare kanunu olarak bilinir? Cevabı, çünkü kütleler arası uzaklık çekim gücüyle ters orantılıdır. Yani kütleler arasındaki uzaklık çekim gücüyle ters orantılı. Ne demek bu? Çekim kütleler arasındaki uzaklık ne kadar arttıysa çekim gücü o kadar azalır. Örneğin bir gezegenler arasındaki çekim kuvvetini hesapladıysa, mesela Güneş'e en yakın olan gezegenlerden ve Güneş'e en uzak olan gezegenlerden saydıysa, örneğin Dünya ile Pluto gezegeni. Dünya Güneş'e daha yakındı. O yüzden çekim kuvveti etkisi, Güneş'in çekim kuvveti etkisi Dünya üzerinde daha fazlaydı. Ama Pluto gezegeni çok uzak olduğu için Güneş'in çekim kuvveti üzerinde çok azdı. Dünyaya göre tabi. Bu ikinci sorumuz. Üçüncü sorumuz diye, iki cisim arası çekim gücü neye bağlı? İki cisim arasındaki çekim gücü neye bağlı? Kurala da baktıysa diye böyle ilk önce kütleye bağlıdır. Kütle doğru orantılıdır. Bir de uzaklığa bağlıdır. Uzaklık ters orantılıdır. Uzaklığa bağlıdır. O da ters orantılı olarak görebilir. Şimdi gelin bu konu üzerine bir soru çözmeye, Newton'un genel çekim kanunu üzerine bir soru çözmeye. O sorularımızdan örnek 1i'ye bakın. Örnek 1i. Önce bu tarafı silahın. Baha nedir İbrahim'e örnek 1i? İlk önce verilenlerden başlayalım. Dire kütleleri 0.3 kilogram ve 0.4 kilogram olan iki bilardo topu, yani iki tane kütle verip yarık M1 eşittir 0.3 kilogram ve M2 eşittir 0.4 kilogram. İki tane kütle verilmemize. Aralarındaki çekim kuvveti ise kaçtı? Fc verilmemize. Fg verilmemize. Eşittir 8.92 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton olarak verilmemize. Buna göre aralarındaki uzaklık kaçtır? Ama tabi bizim bir sabitimiz de var idi. G sabiti dedik. 6.673 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton metre kare bölü kilogram kare. Bu şekilde değişkenleri ne demek olduğunu anlarız. Gelin burada kuralımızı yazmaya. Kuralımız dedik. Kuralımız neydi dedik? Fg eşittir G çarpı M1 çarpı M2 bölü R kare. Tabi burada neyi istediklerimizden? Soruda diri aralarındaki uzaklık kaçtır? Yani R'yi soru bilmemizden. Şöyle bakalım. Bunlardan hangisi verilip? Fg verilip, G verilip, bunları da verilip. Neyi istediklerimizden? R'yi istirip. Olurca ne? Kuralın yerini değiştirelim ya da şeklini değiştirelim. Sonucu bulmak için. Hemen diyerek R kare eşittir. G çarpı M1 çarpı M2 bölü Fg. Hemen yerini değiştirerek sonuca ulaşabilir. Tabi burada R'yi yalnız bırakmamız lazımdı. O yüzden ne yaparız? Hemen karekök Allah bütün sayılarca ortaya ne çıkar?
Burada bunlar sadeleşir ve sonucu bu şekilde olur. R eşittir karekök altında G M1 M2 bölü FG. Bu şekilde sayıları yerleştirdik şimdi. Sayılarımız kaçtı? 6.673 çarpı 10 üzeri eksi 11 çarpı 0.3 çarpı 0.4 bölü 8.92 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton olarak yerleştirebiliriz. Ve sonucumuz kaç sıra? Sonucumuz 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre, yani 0.3 metre olarak sonucu elde edebildik. Tabi bu birinci bölümün sonu idi değerli arkadaşlar. Son sorumuz idi birinci bölümden. Örnek bir ile neyi bilemize görseldi? Kütleleri verir bilemize. FG, bir de genel çekim sabitimiz vardı. Burada sayılar yerleştirdikten sonra soruda da aralarındaki uzaklığı istirilmemizden bu şekilde R'yi bulduk. 3 çarpı eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 11 olarak 1 metre olarak sonucu hesapladık. Değerli arkadaşlar, bu ucunda birinci bölümün sonuna geldik. Umarım faydalanırsınız bu bölümden. Sağ olun.